Ne yapacağız Ömer? Bu Tahir iyice bilecek şimdi bize. Acısını kızlardan çıkarmasın inşallah. Şükran'la vicdana ne diyeceğiz? Er ya da geç bulacağız diyeceğiz baba. Başka ne diyebiliriz ki? Gamze aramıştı beni. Bir arayayım, belki bir şey istiyordur. Tamam, tamam. Zaten en olmayacak zamanda seni de. Sen karınla ilgilen. Of Tahir, of. Hadi Allah'a emanet olun. Sen merak etme baba. En azından güvenirler. Gamze. 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 Gamze aç gözlerini. Gamze aç gözlerini. Gamze. Gamze aç gözlerini. Gamze. 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 Hayır. 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 Çok acil ambulans lazım. Karım evde baygın buldum. Bilmiyorum. Bilmiyorum nesi var. Kürtaj. Kürtaj olmuştu. Onunla ilgisi var mı bilmiyorum. Kayın Sokak Deniz Apartmanı. Çok acil bekliyorum. Gamze. Gamze aç gözlerini Gamze. Anne. Ambulans geliyor ne olacaksın? Ambulans geliyor ne olacaksın? Ambulans geliyor. Anne. 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 Anne iyi misin? Anne. Anne. Ömer abi ne oldu anneme? İyi mi? Kalbi mi durdu? Öldü mü Ömer abi? Bir şey söylesene Ömer abi. Ambulans geliyor. Annen iyi olacak. Git teyzenden haber ver. Koş. Hadi koş. Durma. Dur. Koş. Hadi Gamze. Hadi. Hadi Gamze. Yalvarırım bırakma beni. Hadi git. Hadi. Hadi Gamze hadi. Yalvarırım gitme bırakma beni. Hadi. 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 Teyze, 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 teyze. Ne oldu bir tane? Teyze ne olur gelin, hızlı olun, koşun. Ne oldu? Teyze, annemin kalbi atmıyor. Teyze ne olur hızlı olun, teyze. Ne? Ne oluyor ya? Teyze ne olur hızlı olun, teyze. Gamze! 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 Sakın! Sakın Gamze, sakın aç gözünü, aç gözünü, sinirim aç gözünü. Yapma, yapma. Sadık benim yüzümden. Benim yüzümden, Allah'ım benim yüzümden. Nurhan sakin ol. Ömer, Gamze hamile. Hamile Gamze. Nurhan. Çocuğu aldırmadı. Aldırmadı çocuğu. Nurhan Gamze. Sakin ol, ambulans geliyormuş, sakin ol. Anne. Nereye götürüyorsun onu? Hadi. Ne yapıyorsun ya? Bıraksana. Gitme. Yürü. Eda. Ya itme nereye gidiyoruz biz ya ne? Yürü. İtme ya. İtme. Burası ne böyle? Temizlenme yeri. Pisliklerinizi dışarıda bırakacaksınız. Soyunun. Hayır ben istemiyorum olmaz. Allah Allah.
erkeklerin önünde soyunurken utanmıyordun ama. Ne oldu şimdi? Bunu sana kim? Babam mı söyledi? Babam mı söyledi? Söylesene bana. Soyun. Ya hayır istemiyorum. Ya bırakır mısın? Ya bırak, bırak. Ya bıraksın. Ya bırak, sana hakkınız yok. Ya bırak, ne yapıyorsun? Bırak. 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 Dokunma bana, bırak. Bırak. Dokunma. Hepinizi polise şikayet edeceğim buradan kurtulunca. Hastasınız siz. Ya bırak. Bırak sana, bırak ya. Bırak. Bırak. Ya bırak. Nilüfer. Çorapları da çıkartın. Sıcağı açın. İyice ölsün mikroplar. Hayır. Hayır. Daha soğuk mu istiyorsunuz? Peki. Çok soğuk. Böyle daha iyi. Hadi. Sıcak mı olsun? Ay sıcak açma, ne olur sıcak açma. Temizleyin. Yavaş. Daha sert. İyice temizleyin Kader. İyice. Bir daha ağlama. Kafanızın içine de gelecek sıra. Bütün o günahlardan, pisliklerden arındıracağım sizi. Ömer, ne oldu? Neresi burası? Bebeğim. Bebeğim yaşıyor mu? İyi mi bebeğim Ömer? Bir şey söylesene Ömer. Yaşıyor mu bebeğim? Hayır. Hayır. Seni kaybediyorduk. Canımdan oluyordun Gamze. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Nasıl kandırırsın beni? Çık! Çık git! Çık git! Çık! Seni bulduğumda kalbin atmıyordu. Seni bize bağışladı Gamze. Şu an önemli olan tek şey sen buradasın. Sen nefes alıyorsun. Sen hayattasın.
Değilim Ömer. Değilim. Koruyamadım onu. Koruyamadım. İleride belki tekrar. İleride bir daha olmayacak. Ben sana bir çocuk veremem. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Gamze Hanım. Gamze Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Tansiyonuna bakalım mı? Biz burada kalamayız. Neresi burası? Ceza odası. Ama biz kötü hiçbir şey yapmadık ki. Sizin varlığınız bile kabahat. Kıyafetlerimiz nerede? Çok soğuk bu oda. Hasta mı etmek istiyorsunuz bizi? Bu kadar utançla büyümek nasıl bir yük? Senin annen dünyanın en büyük günahını işlemiş. Seni de buna tanık etmiş. Onu da mı söyledi? Allah'ım inanamıyorum. Allah'ım inanamıyorum. Ne istiyorsunuz bizden? Senin adını da annen koydu değil mi? Onu da halletmemiz lazım. Henüz değil belki ama ileride eğer hak edersen Allah'ın da izniyle adın Fazilet olacak. Ama o zamana kadar bir adın yok. Hiçliktesin. O günahkarın koyduğu ismi bir daha duymayacağım. Eğer duyarsam, onu da dilinizden, kulaklarınızdan temizlemem gerekecek. Ve bunu soğuk suyla yapmam. Haberiniz olsun. Kes ağlamayı. Sana diyorum. Çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Sabaha kadar burada kalacaklar. Kilitleyin. Işığı da kapatın. Çok üşüyorum ben. Şşşt. Aman bana sokun gel. Tuna. Hadi gel seninle kantine gidelim şöyle şeker falan çikolata falan bir şeyler alalım. Ha? İstemiyorum sağ ol. Deme oğlum öyle. Şekerim düştü benim. Bayılıp kalmayayım burada. Heh. Bayılıp kalmayayım derken bayılacağımdan değil de işte bana eşlik etti ediyorum yani. Anladın? Hadi be. Hadi paşam. Hadi. Heh. Hadi gel. Bu yaptığınızın bedelini hayatıyla ödeyebilirdi, biliyorsun değil mi Nurhan?
olmasa iyi mi? Bir tehlike kalmadı dedi değil mi doktor şimdi? Sen böyle mi okutacaksın kendini? Ben biraz daha geç kalsam ne olacaktı biliyor musun? Şimdi hepimiz morgdaydık. Ve bil bakalım bunun sorumlusu kim olacaktı? Hadi o sağlıklı düşünemedi. Senin aklın neredeydi Nurhan abla? Sen haklısın Ömer. Ama o kadar yalvardı, o kadar parçaladı ki kendini. Dayanamadım ben. Güçlü duramadım. Tamam, tamam olan oldu. Önümüze bakalım biz artık. Gamze'nin de üstüne gitmeyin. Kızın psikolojisine dikkat etmemiz lazım. Benim bunu yapacak gücüm kaldı mı bilmiyorum. O ne demek şimdi Ömer? Her şey kontrol altında. İşiniz sizi istiyor. Ama çok yorulması mümkünse. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gitsene karının yanına. En çok sana ihtiyacı var onun şimdi. Oğlum bak, ikiniz de yastasınız. Şimdi birbirinize yaslanma zamanı. Hesap sorma değil. Ama benim dünyayla hesaplaşasım var. Herkesle. Gamze dahil. Seni de kaybettim değil mi? Benden nefret ediyorsun. Senden değil. Ama evet. Yaptığın şeyden nefret ediyorum. İstersen çekip gidebilirsin. Yüzüme bile bakmak zoruna gidiyor, görüyorum. Farkında mısın? Bunca şey söyledim. Hiçbiri bize iyi gelecek şeyler değil. Bu kadar mı zor pişmanım demek? Özür dilemek bu kadar mı zor? Ben senden demin özür diledim. Baba olamayacağın için. Benim beklediğim özür o değil. Beni aptal yerine koydun. Onu da geçtim. Oğlumu, beni, hepimizi. Sensiz bırakmayı göze aldın. Allah yardım eder dedim. Bir bildiği vardı demek ki. Dedi ki zaten bu kötü bir anne. Bu bir çocuğu daha hak etmiyor dedi belki de. Benim tanıdığım, bildiğim Gamze bu değil. Kendini durmadan kurban yerine koyacak bir kadın değilsin sen. Dün burada bir can vardı Ömer. Bugün yok. Sen bunun ağırlığını bilemezsin. Bu beden bir cana mezar oldu. Anlıyor musun? Senin suçun değildi. Biz her şeyi kontrol edemeyiz. Kader diyeceksin. Ama bu beni rahatlatmıyor. Kader değil bu. Bunun olacağı söylenmişti. Biliyordun. Yeter. Yeter Ömer. Tuna nerede? Burada. Annenleri yanında. Evde uyuyordu. Allah'ım ne olur olmuş olmasın. Gördün beni o halde. Maalesef. Onu çağırır mısın? Tunacığım annen seni görmek istiyor hadi. Hayır. Aa, annen çok üzülür ama. Senin desteğin olmadan kendini nasıl toparlayacak Tuna? Bana yalan söyledi. Bana bunları yaşatmaya göze aldı. Demek ki umurunda değilim ben. Hala daha o bebek için ağlıyor. Hayatta kalma, sevinemiyor. Hayır istemiyorum, görmeyeceğim ben annem. Annem bir hata yaptı.
Ve şu an çok acı çekiyor. Onu o halde gördüğün için de kendini suçluyor. Ben de çok kızgınım. Ama annem bu kadar üzgünken onu daha da üzmenin hiçbir faydası yok. Bunu sen de istemiyorsun biliyorum. Hadi. Hadi canım. Hadi kuzum. Hadi kuzum. Hadi. Hadi. Özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Ben yetmedim mi sana? Niye o kadar çok istiyorsun onu? Sen bana yetmedin değil ki. Ailemiz büyüsün istedim. Bir kardeşin olsun istedim. Sen ona bak. O sana benzesin. Bir daha bana yalan söylersin eğer. Bir daha başkaları için beni terk edersen eğer seni hiç sevmem anne. Nasıl yaparım bilmiyorum ama bir yolunu bulurum. Babamı nasıl özlememeyi beceriyorsam seni de özlemem anne. Bir daha yalan yok. Söz. Seni asla bırakmam. Asla bırakmam seni. Çok korktum anne. Hayatımın en kötüğünü yaşattın bana. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne kadar sürecek peki? Küçük çok hassas, çok yaralı. Yönlendirilmeye muhtaç. O bizi uğraştırmayacak. Kolayca doğru yola gelecektir. Ama büyük... Büyük uğraştıracak diyorsun yani. Hayır, asla. Onun için daha başka yöntemler kullanacağım sadece. İzdivaç için yaşı geldi de geçiyor bile. Çok sürmeyecek efendim. Terbiyesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Güzel. Şeyhim, izninizle ben... benimle ilgili bir konuda... yani bana ne zaman bahşedeceksiniz? Epey zaman geçti. Annelik için geç kalmak istemiyorum şeyhim. Ali, sen bunca kısa ne yaptığını zannediyorsun ki? Sen onlara teyzelik değil, annelik yapıyorsun. Bu hayattaki en kutsal şeyi yapıyorsun. Daha yüce bir görev olabilir mi şu hayatta? Evet ama onların babası siz değilsiniz. Ben buraya geldiğimde onlardan bile küçüktüm. Ve sizin çocuklarınızı doğurma şerefini yaşamayı ben sabırsızlıkla... Gel Tahir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel. Sana sevineceğim bir havadisimiz var. Öyle mi? Kızlarla ilgili herhalde. Yakında hanımlık vazifelerini en iyi şekilde öğrendikten ve terbiye edildikten sonra izdivaçları için hazır olacaklar. İzdivaç mı? Evet. Yoksa senin başka planların mı var? Bir an önce bu dünyaya gelme sebeplerinin hakkını vermeleri gerek. Öyle değil mi? Anne olmaları için. Ali'ye ikisini de yola getirecek. Sonra da tez zamanda evlenecekler Allah'ın izniyle. Bir baba olarak elbette kime eş gidecekleri konusunda söz sahibi olacaksın. Ama şunu bil ki burada en münasip adaylarımız bulunmakta. Gözün arkada kalmayacak. Bundan hiç şüphen olmasın.
Ben işimin başına döneyim. İzninizle. Dünyaya geliş sebebiymiş. Biz boşa yaşıyoruz demek ki. Nedir sıkıntın Tahir, söyle. Amca, babam hapse girmeme bile razıydı. Demek ki tümden silmiş beni. Silmesi için bir zamanlar var olman gerekirdi Tahir. Ama sen zaten yoktun onun için. Dolayısıyla üzüleceğin bir şey de yok. Hiçbir kaybın yok. Sana seni böyle yetersiz hissettirmesine izin mi vereceksin yoksa? Yok. Yetersizlikten değil de... Neyse. Amca, ben Eda ile Nülfer'i görmek istiyorum, eğer uygunsa. Bugün olmaz. Neden? Alışmaları için zaman vermek gerekli. Eski düzenleri devam ederse bu mümkün olmaz. Buranın disiplinini öğrenmeleri şart. Ama senden yüz bulurlarsa bu nasıl olacak Tahir? Yok amca, yüz vereceğimden değil. İyiler mi diye merak ettim. Eda'nın ayağı sakattı. İyiler. Şüphen varsa eğer, al kızlarını götür annelerinin yanına. Sonuçlarına katlanırsın. Bu adamlar olmasa bu Tahir bir yapamazdı. Şuradan şuraya getiremezdi çocukları. Demek ki olay bu heriflere ulaşmakta. Ne yapacaksın? Yok, yok asla. Tövbe bak, vicdan. Kov sen bu düşünceleri aklından. At bu vesveseleri, olmaz. Bu sefer onların usulünden gideceğiz belli ki. Ne demek onların usulünden gideceğiz? Ne yapacaksın sen? Bana bak. Sen eğer bu kafandan geçen düşünceleri yapacaksan, seninle artık yollarımız ayrılır. Onu bil. Öyle mi Şükran? Peki. Öyle olsun. Bak, ben bugüne kadar kızım için her şeyi yaptım. Bundan sonra da yaparım. Kimseden utanacak değilim. Tövbe estağfurullah. Nasılsın? Harika. Çok korktuk Gamze. Geçmiş olsun Gamzeciğim. Tuna nerede? O şeye haber vermiş ya. Bizim de hiç haberimiz yok tabii. Görünce şaşırdık. Biz de çocuğa bir şey diyemedik. Kime haber vermiş? Şule ile koridorda makine varmış. İşte sıcak çikolata almaya gittiler. Siz niye yolladınız ki? Sen biliyor muydun? Hayır. Gamze, lütfen sakin ol. Şu halde kavga etme. Merak etme, ben çok sakinim. Gamze, lütfen dedim. Gamze, çok geçmiş olsun. Ben Tuna mesaj atınca duramadım. Duramadım. Evet, onu merak ettim. Yani sesi kötü geliyordu telefonda ama şimdi iyi. Değil mi Tunacığım? Tuna, anneanneler seni bekliyor, gitmek için. Hadi. Aha, ben gitmeyeceğim ki. Hem Şule abla daha yeni geldi Selir. Burası senin için doğru bir yer değil. Burası acil Tuna. Konuk evi değil burası. Hem yarın okula gideceksin. Hayır, ben okula gitmeyeceğim. Ne demek gitmeyeceğim? Gideceksin. Anne, daha yeni ölümden döndün. Gitmeyeceğim. Tuna, yorma beni. Hadi, anneanneler seni bekliyor. Hadi. Hadi bakalım. Gel güzelim, gel. Çok korkmuştu. Ya ben sadece onu yatıştırmak için. Ne yaptınız? Resim mi çizdiniz yine? Kim vardı resimde? Sen, Tuna. Ha, Ömer eksik tabii. Ama sen yakında o resmi tamamlarsın, değil mi? Gamze, yapma.
Biz bu kadın yüzünden kavga ettik. Sen bu kadın yüzünden çektin gittin. Benim tansiyonum bu kadın yüzünden fırladı. Benim bebeğim bu kadın yüzünden... Gamze bir kendine gel artık. Senin bebeğini kaybetmen sürpriz değil. Bahar'a çağır'a söylendi bu. Şimdi başkası suçlamış gibi davranma. Düpedüz haksızlık bu. Tuna'yı annemler bıraksın. Sen de nereye gideceksen seni de Şule götürsün. Burada kalmanın bir anlamı yok bence. Ömer. Üstüne gitme. Çok zor bir şey yaşıyor. Ben alınmadım. O kadın. Nevzat'ın kardeşi olan Şule geldi. Gamze kıyamet kopardı. Sağ ol. Nisa. Ne oldu bugün? Ne demek ne oldu? Ne olacaktı ki? Hayır yani... Emine annemin umurunda değilim dedi ya. Hani bir şey mi oldu diye dedim. Yani neye sinirlendi bu kadar? Bir ton laf söyledi. Onlara takılmadın da buna mı takıldın? Yani sana da kızdı ya. Babam da ortalarda görünmüyor dedi. Ona mı takılsan acaba biraz buna takılacağına? Nisa yapamadım ben. Beceremedim. Ne sana iyi bir koca olabildim... ...ne çocuklarıma baba olabildim. Böyle oluyormuş. İnsan ne kadar sevse de... ...göstermeyi bilmeyince böyle oluyormuş işte. Böyle... ...işe yaramaz bir adam oluyormuş. Kızımda asıl yarayı ben açtım Nisa. Ben yaptım. O kadar haklı ki. İş işten geçtikten sonra telafi etmeye çalışsam ne yazar? Ben yanındaydım da ne oldu sanki? Yaman'la ilgili o kadar konuşmak istedi, anlatmak istedi, dinlemedim bile. Çocuğumun içini açmasına izin vermedim. Son zamanları düşünüyorum da... ...çocuklara iyi bak Emine, çocuklar sana emanet Emine. Kardeşlerine bak, göz kulak ol Emine. Sanki göremiymiş gibi. Gençliğini elinden aldık kız. Her şey için çok mu geç kaldık ya? Bir telafisi yok mu Nisa bunun gerçekten? Bizim için yok belki. Ama çocuklarımız için olmak zorunda. Ne demek istiyorsun anlamadım. Karı koca olmayacağız Hakan. Ama anne baba olacağız. Sen en azından Emine kendini toparlayıncaya kadar burada kal. Ama öyle eskisi gibi değil. Hırgürle değil. Gerçekten baba olacaksın bu sefer. Bu zamana kadar veremediğimiz güvenli ve huzurlu bir yuva vereceğiz çocuklarımıza. Söz. Söz bu sefer becereceğim. Bak göreceksin. Ben sana çarşaf getireyim. İnşallah bu gece uyuyabilirsin Reşat. Artık sağlığına bir şey olacak diye korkuyorum. Bu evde uyku bana haram çiçek. Ne zamana kadar devam edecek bu böyle? Evimi, oğlumu o hainden geri alana kadar. Ağrıma gidiyor anlamıyor musun? Bu adamın başısı olmuş. Aklını ona teslim etmiş. Onun kinenin kurbanı olmuş benim oğlum.
Battıkça batıyor. Batarken torunlarımı da yanında götürmesinden korkuyorum. Evimi, oğlumu kaybettim. Torunlarımı da kaybetmek istemiyorum. Bu kadarını kaldıramam. Evini kaybetmek zorunda değilsin Yaşan. Nasıl olacak o? Banka soruşturmasından da bir haber çıkmadı. Mahkemeye gitsek bile kazanamayız dedi avukat da. Bak, verelim Tahir'e parasını. Alalım evimizi geri ha? Hangi parayı vereyim Çiçek? Benim evi satalım. Onu verelim. Ha? Sen ne diyorsun sen? Bak zaten Tahir bu evde gelip kalmıyor. Hele ki senin yüzüne bakacak halde değil. Parayı verirsek hem onun da işine gelir. Kendine yeni bir ev alır belki. Yeter tamam. Tek kelime dahi duymak istemiyorum. Kimse senden evini de paranı da istemiyor. Kapat bu konuyu. Yaşat böyle kestirip atma ne olursun. Ya burası benim de evim değil mi? Ben bu aileden değil miyim? Gamze harcayınca sorun olmuyor da ben harcayınca mı sorun oluyor? Anlamıyorum ben. Yani ben onun kadar bu aileden değil miyim? Sen neyin yarışındasın hala? Dertleşen de kabahat. Hadi geç, geç uyu. Kırmayayım kalbini. Kapat bu konuyu. Biliyorum iyi niyetlisin ama baba evini sattıracak kadar da sana aciz değilim Allah'a şükür. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin dedim. Sana da. İşte böyle eli boş kalırsın. Ne var, ne istiyorsun? Ya dur Tahir, hemen kızma bir ya, bir dur ya. Ne var, ne istiyorsun ya, uzatma. Ya bak şimdi. Ben böyle kızımla ayrı olduğum için hem çok üzülüyorum ama bir konuda da çok mutluyum. Heh, neymiş o? Şimdi ben senin sayende artık eski hayatımı yaşamıyorum. Kızım da o hayata tanık olmuyor. He. Bu da Şükran'la yeni planınız mı? Hani bana böyle şirin görünmeye mi kalkışıyorsun, ne yapıyorsun? İyi ya. Al o zaman eline kağıt kalem. Tamam, kızların adresini veriyorum, hadi. Ya ne alakası var Tahir? Ayrıca biz Şükran'la kavga ettik. Ben kendi evimdeyim, eve geldim yani. Niye kavga ettiniz? Eve herif almaya mı kalktın, ne yaptın? Öf Tahir ya, öf! Saçmalama! Seni savunuyorum diye kızdı bana. Ayrıca da yani yalan mı? Ben şu hayatımda ilk defa düzgün bir hayat yaşıyorsam senin sayende. Bak benim kafam rahat, huzurum yerinde. Tek bir eksiğim var Tahir. Neymiş o? Nilüfer mi? Ona da sıra gelecek. Ama biraz daha zamanı var bence onun Tahir. Önce benim bir Allah'ın huzurunda tövbe etmem gerekiyor. Sonra kızıma kavuşturacak beni o zaten. Ben biliyorum. Ya ne diyorsun anlamıyorum ya. Yani diyorum ki hem kızıma layık bir anne olabilmek için. Hem de Allah tarafından bağışlanmış bir kul olabilmek için. Senin bu çok saygı duyduğun Nurettin Efendi'nin huzurunda ben tövbe etmek istiyorum Tahir. Yani hem sen söylüyordun ya, nefesi çok kuvvetli diye, duası tutar diye. Dalga mı geçiyorsun? Müjdan, ne diyorsun? Yo, dalga falan geçmiyorum. Çok ciddiyim. Ben anladım yani Tahir. Benim kızıma kavuşmamın tek yolu bu. Bak ben düşündüm. Ben kızımdan bu yüzden ayrıyım. Yani eskisi gibi yaşamasam da... Niyetimin ciddi olduğunu Allah'ın huzurunda beyan etmem gerekiyor. Benim Tahir. Sen Nurettin Hoca'yla benim için... Konuşur musun? Beni görüştürür müsün Tahir? Bak çok büyük bir sevap bu, biliyorsun. İyi düşüneceğim, kapat. Ama bak, arkamdan bir dümen çevirmeye kalkarsan var ya. Yok, yok vallahi bir dümen falan yok. Benim tek derdim kızıma kavuşmak. Vallahi bak rüyamda bile gördüm. Nilüfer bana anne tövbe et, tövbe et diyordu. İyi, tamam konuşacağım. Ama artık kabul ederse yani. Yaşa be Tahir. İyi, hazır tövbe etmişken çocuğunun babasına bıçak çektiğin için de iki kelam et. Et de Allah seni ıslah etsin. Çok
yaprak kadar kafana taş düşsün Tahir senin. Önce babanın maymunuydun, şimdi amcanın maymunu oldun ya. Hiç mi kafan çalışmıyor senin ya? Onun bunun uydusu. Gitti herkes. Güzel. Sen niye kaldın? Gitmemi mi istiyorsun gerçekten? O kadını bana karşı savundun sen. O kadın senin okula girdiğin gün aynı okulda işe başladı. Yetmedi, beni sana gammazladı. Evet. Sen canından olma diye gammazladı ki... benim peşimde olan biri için mantıklı bir hareket, değil mi? Nasıl yani? Doktorun söylediklerini sana o mu yetiştirdi? Ha sen o yüzden mi beni o gün zorla kürtaja götürdün? Gamze, hala aynı yerdesin, inanamıyorum. Eğer sen o işlemi olsaydın... kalbinin duracağı noktaya gelmeyecektin. Ölümden dönmeyecektin sen. Ben o kadın yüzünden bu noktadayım. Yok, yok. Seninle konuşmak artık imkansız hale geldi. Sen aslında kendin öfkelisin, biliyorum. Ama bu öfkenin ne yapacağını bilemediğin için sağa sola saldırıyorsun. Bunun da farkındayım. Ben herkese kızgınım Ömer. Ama en çok da o kadına. İstemiyorum ya. Benim oğlumla görüşmeyecek. İstersen sen kopamıyorsan görüş. Benim oğlum görüşmeyecek. Otur şuraya. Oturmayacağım. Oturur musun şuraya? O çocuk seni en son ne halde gördü biliyor musun sen? Bilincin gitmişti senin. Yerde yatıyordun ve ben sana kalp masajı yapıyordum. Ve o çocuk kalp masajı niçin yapılır biliyor. Bu gece annesinin öldüğünü düşündü. Ve kendisine şefkat gösteren kadına kızıyorsun sen. Üstelik Tuna kendisi aramış. Ne yapsaydı? Bana ne? Acilde yatan annen ilgilensin seninle mi deseydi? Haklı olmasam da çok canım yanıyor Ömer. Böyle olmayacaktı. Ben çok inanıyordum. Hadi. Yarın son kontrollerim var. Eğer her şey yolunda giderse çıkacağız. Her şey yolunda gitmesi için de dinlenmen lazım. Beni hala seviyor musun? Maalesef. Maalesef, evet mi? Maalesef, hayır mı? Doğru soru ne biliyor musun? Sen kendini niye sevmiyorsun? Yoksa ben miyim sevmediğin? O yüzden mi beni sensiz bırakmaya kalktın? Sana dünyaları verecektim. Şükredecektin. İyi ki kıymamışsın o cana diyecektin. Tek isteğim buydu. Elimi bırakma, olur mu? Ben uyuyana kadar. Günaydın. Günaydın. Bak, mis gibi kahvaltı hazırladım. Şimdi baba omleti de yapıyorum. Çocuklar, hadi uyanın artık ya, hadi. Eline sağlık. Ben Emine'yi uyandırayım o zaman. Tamam, olur. Günaydın. Ne ara kalktın sen? Hiç yatmadım ki. Ne? Nasıl hiç yatmadım? Aa, bak bakayım bana. Ay Emine, gözlerin çok fena olmuş. Bari bugün okula öğleden sonra git. Uyu biraz, ha? Hayır anne. Gideceğim ben okuluma. Bir sal beni ya. O ne biçim laf Emine? Her anne babanın idealindeki öğrenciyim işte. Daha ne istiyorsunuz benden? Her zamanki Emine olmanı istiyorum. O biraz zor anne. Ufak da olsa bir şeyler değişti yani. Eksildim falan ya ben. Emine. Sen uyumayıp test mi çözdün?
Evet. Neden? En iyi yeri kazanmak için anne. Sonra da yurt dışında devam edeceğim. Hadi bak ben geç kalıyorum. Yurt dışı nereden çıktı? Bak Emine, bak kızım. Bana kızgın olduğun için böyle söylüyorsun biliyorum. Ama dün gördüğün şey... Yani ben yanlış bir şey yapmadım. Yapmadım, biz zaten seninle ilgili konuşuyorduk. Aynen. O yüzden sen de beni seviyorsun falan diyordu. Yani umurumda değil ya. Bana ne yapıyorsan yap. Çık hadi giyineceğim. Çık. Anneler de gelecek. İstemiyorum, gelmesinler. Gamze bak, dün sinirlerim bozuktu ama kadın seni merak ediyor. Olmaz böyle. Hepiniz öfkelisiniz. Herkes öfkeli. Hesap soracaksınız bana. Sadece erteliyorlar. Erteliyorsunuz. Ama ben görüyorum gözlerinizde. Hesap sorarsa uyarırız, tamam? Halim yok. Gamze bak. Hepimiz burada çabalıyoruz sen iyi ol diye. Kendi duygularımızı, hislerimizi bıraktık. Sadece sana odaklaşıyoruz. Annen dün gözümün önünde yaşlandı. Yine de dedik, lütfen anlayışlı ol. Üzerine gitme. Hı hı. Sağ ol. Daha suçlu hissettirdiğin için sağ ol Ömer. Baban ne diyor? Hiçbir şey demedim, haberi yok. Hı. Nasıl yani, bilmiyor mu baban? Bilmiyor çünkü... Benim ona artık bir şey diyecek yüzüm yok. En son gizlice çocuğu aldırdığımda kaldı o. Bırakalım, öyle bilsin zaten. 40 ayrı şeyle uğraşıyor. Bir de sen başımıza bela alma diyorsun yani. Anladım. Bana uyar. Ne yapacaksın bugün? Sen iyi hissedersen okula gideceğim. Annenle Nurhan nasıl olsa burada olacak. İyiyim ben. Git. Akşam yemeğe mi gitsek? Şöyle bir şeyler içsem ben, biraz kafa dağıtsam. Sen sarhoş mu olmak istiyorsun? Değilim ki öyle. Bunu sensiz mi yapmamı tercih edersin? Sen dün benim kollarımla can veriyordun Gamze. O yüzden kusura bakma. Bugün senin bir şeyler içip kafanı dağıtmana müsaade edecek rahatlıkta değilim ben. Ve sandığın sebepten değil. Senin sağlığını düşündüğüm için. Dua, Allah'a yakarış ve yöneliştir. Allah dualara en güzel biçimde cevap verendir. Ancak Allah'ın dualara cevap vermesi, istediğimiz şeyin istediğimiz şekilde gerçekleşmesi demek değildir. Hakkımızda hayırlı olanı biz bilemeyiz. Ancak Allah bilir. Demek ki bir şeyi ısrarla istemek yerine hakkımızda hayırlı olanı istememiz gerekir. Dua sadece istemek değildir. Aynı zamanda çaba ve eylemdir. Elimizden geleni yerine getirdikten, aklımızı en doğru biçimde kullandıktan sonra Allah'ın yardımını dilemektir. Allah kuluna şah damarından bile yakın olandır. Kur'an'da bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Kullarım benim davetime uysunlar, bana inansınlar ki doğruyu bulabilsinler denilerek edilen her duanın Allah tarafından dikkate alındığı mesajı verilir.
Baba ben arayacaktım seni aslında ama. Ömer, oğlum merak ettim seni. Sen hiç gelmemezlik etmezsin. Kötü bir şey mi o? Yok, uyuyakalmışım baba, özür dilerim. Uyuya mı kaldın? Eminsin değil mi? Bir şey yok. Evet evet, biraz uykusuzdum. Yorulmuşum. Sesini pek beğenmedim gerçi de. İyi, tamam. Namaza gelemedim. Senin yanımda olamadım, ondandır. Tamam oğlum, çıkma canını. Telafi edersin. Hadi tamam, sonra konuşuruz o zaman. İyi misin? Annem. Hadi. Gel sofraya. Reşat da gelir birazdan. Hadi bakalım. Ah. Börek yapacaktın. Yapmamışsın yine. Akşam yaparım annem. Söz. Sen yorulma, ben yaparım. Olur mu öyle şey? Misafirsin sen. Geç otur hadi. Gidicisin diyorsun yani. Aşk olsun Zerrin ya. Sonuçta ev duruyor orada. Eninde sonunda gideceğim. Alırım babanı da yanıma. Olsun, sorun değil. Zaten artık yaşamışım, ölmüşüm. Benim için ne fark eder? Zerrin, ne olur böyle yapma. İkiniz de bir yere gitmiyorsunuz, buradasınız. Böyle garip garip şeyler düşünme ne olur. Yani bomboş duruyor orada o ev. Ne olacak? Yazık, günah. Yani sat gitsin bari. Bilmiyorum artık, düşüneceğim. Ya sat, parasını git Reşat'a ver. Adamcağız bu evi almak istemiyor mu zaten? Senin de bir katkın olsun. Konuştum Zerrin, konuştum. İstemiyor, gurur yapıyor adam. Ya sen öyle saf saf sorarsan gurur yapar tabii. Hangi erkek der sat evinin parasını bana ver diye? Azıcık emrivaki yapacaksın. Sat evi, al paranı, koy Reşat'ın önüne. Ya bu evde ben de yaşamak istiyorum de. Benim de hakkım var de. Azıcık cevval ol ya. Yok, çok kızar Reşat. Ya öyle numaradan gurur yapmıyor, gerçekten kızar. Öf, iyi. Siz bu kafayla zaten Gamze'lerin evine geri dönersiniz, benden söylemesin. Öyle bir şey olmayacak. Afiyet olsun. Hı, teşekkür ederim. Bu ses ne ya? Biz geldik. Günaydın. Bugün yemekle uğraşamazsınız diye çok güzel şeyler yaptık, çok şifalı. Siz yiyin, ben mutfağa bırakayım, geleyim bunu. Anne, siz niye zili çalmadınız? İşte yatıyorsan uyuyorsan diye, rahatsız etmek istemediğimizden. Ya bir dahakine çalın lütfen. Bu şekilde hoş olmuyor çünkü. Yeter. Etrafında dört dönüyoruz ya biz senin. İyi ol, iyi hisset. Aman üzülme, aman canın sıkılmasın diye. Tamam Nurhan, bağırma. Ne bağırma? O istediğini söylüyor ama. Ulan ben senin için hayatta yapmayacağım dediğim şeyi yaptım be. Yalan söyledim. Kocana yalan söyledim. Gözünün içine baka baka. Oğluna, ya kendi anneme yalan söyledim ben. Ya kardeşimi tehlikeye attım ben be. Vebalini üzerime almayı göze aldım. Kafayı yiyecektim. Sırf sen istedin diye. Sen istedin diye günaha girdim ben ve hiçbir işe yaramayacağını bile bile içim kan ağlaya ağlaya yaptım bunu. Sırf sen acı çekiyorsun diye. Özür dileyeceğini, Nurhan sağ ol diyeceğini, bu mu senin halin tavrın ya? Senin için her şeyi göze almış bir insana söyleyeceğin ilk şey, aman zile basın bundan sonra anahtarla evime girmeyin mi? O zaman tamam Gamzeciğim. Bundan sonra ne halim varsa görürsün. Ben zaten bir daha ne bu kapının zilini çalarım, al, ne de bunu kullanırım. Ne yersen yap artık. Allah kahretsin. Sen
Sebze çorbası zerdeçalla. Kuzu haşlama. Tez zamanda ayağa kaldırır seni. Ben böyle olmak istemiyorum. Geçecek. Seni de yaşlandırıyorum, değil mi? Hadi bakalım Ömer Adem oğlu. Hadi. Beni daha fazla bahane ederek okuldan kaytaramazsın. Namazdan kaytardın zaten, dikkatimi çekmedi sanma. Şaka yaptım ya. Hadi. Hadi biraz dinamik ol. Hadi benim eski çıtırım ol, hadi. Hadi kalk. Hadi bakalım, marş marş. Yemeğim de var. Gidiyorsun, hadi. Kalabilirim. Hayır efendim. Gideceksin. Git eve ekmek getir. Yürü. Latin ateşi senin. Hadi. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Hadi. Vicdan. İyi, seni bekliyor. Ama bak, bir aşırılık, bir terbiyesizlik, beni rezil edecek bir şey yaparsan... Çarpılırım. Tahir bak, vallahi billahi bir şey yapmayacağım. Uygun davranacağım, edepli duracağım. Gurur duyacaksın hatta sen benimle. Vallahi bak. Ne oldu ya? Senin kafana saksı falan mı düştü ha? Ne oldu? Ya Tahir, sen bana demiştin ya tövbe etmen gerekiyor diye. He, dedim. Sen de sonra beni cahillikle suçladın. Hani o Allah'la kulla arasında olur dedin. Ama ben sonra araştırdım. He. Yani tabii ki böyle hamama gitmekle falan olmuyormuş, öyle kırtas suyla falan. Hoca gerekiyormuş, ağzından dua gerekiyormuş. Nereden araştırdın ya? He? Arama motorundan. Sana ne Tahir, Allah Allah ya. Bak benimle doğru konuş vicdan. Yoksa bırak Nurettin Hoca'yı görmeyi, göreceğin tek şey şu yeşillik olur, tamam mı? Tamam, sen haklısın. Hadi gidelim. Tamam. Dur bir dur, dur. Bu... Ya şunu doğru düzgün ört ya. Var mı yok mu belli değil. Niye ya? Nisa da böyle örtüyor. Ha Nisa. Nisa'nın çok aklı yerinde ya. Ört şunu doğru düzgün. Ha, oldu mu şimdi? Olmadı bak. Şunu kapat tam. Allah Allah. Şunu. Çek şunu. Sok onu da içeri. Yarım yamalak iş yapıyorsunuz. Oldu mu? Efendim, Tahir Bey'le gelen bir hanım sizi görmek isterler. Gelsin. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Öncelikle beni kabul ettiğiniz için ben çok çok teşekkür ederim. Verin mübarek elinizi öpeyim. Lüzum yok. Tevbe etmek istiyormuşsun. Öyle dedi Tahir. Evet hocam. Ben pişman olacağım, çok şey yaptım. Temiz bir sayfa açmak istiyorum. Bir de şeyi merak ettim ben hocam.
Buraya bayanları da alıyor musunuz? Yoksa ben istisna mıyım? Kadın, hiç bayan görmedim de ben içeri girerken. Hanımlar kısmı ayrı. Sen benimle görüşeceğin için buradasın. Şimdi odaklanman lazım. Geç şöyle otur. Gözlerime bak. Bakayım hocam. Üfleyecek misiniz? Sizin nefesiniz çok kuvvetliymiş de o bakımdan yani. Tevbe duası okuyacağım. Sen konuşma. Sadece beni izle. Bu dua tevbe ve istiğfarda bulunulacaksa şayet en üstün, en faziletli duadır. Ben içimden okuyacağım. Sonra sen de benimle birlikte anlamını tekrar edeceksin. İçeriden mi tekrar edeceğim hocam? Dışarıdan mı tekrar edeceğim? İçinden et. İnanarak. Yoksa bir faydası olmaz. Tabii hocam. Ya ne o derece? Küsüğü geç. Ya ölebilirdin İsa. Allah korusun. Allah korusun. Vallahi Ömer haklı. Benim söyleyecek hiçbir sözüm yok. Hayır, benim anlamadığım o kadar okumuş kadın. Yani nasıl oldu doktoru dinlemedi? Ben hiç anlamıyorum orayı. İşte insan çaresiz kalınca neye inanmak isterse ona inanıyor İsa. Öyle, öyle. Körü körüne hem de yani. Ay inşallah şu psikoloğa gider ya. O kadar diyorsun. Tabii. Ay. Aslında keşke Emine gitse. Kız bence bizim sülalece gitmemiz lazım. Öyle. Anca. Aynen anca. Öyle, aynen öyle. Bana bak, o sizde mi kalıyor şimdi artık? İşte Emine biraz düzelinceye kadar öyle karar verdik. Hı. Özgür Şef biliyor mu? Ne alaka? Niye biz? Yani... Sağdan soldan duyması iyi olmaz bence. Ne olur canım, duyarsa? Senden ümidi kesecek Nisa'cığım. Ne olacak? Diyorsun ya sürekli ben evli bir kadınım, ben evli bir kadınım. O zaman işte evli bir kadın olduğuna inanır. İnansın. Ay delireceğim. Gerçekten, gerçekten bunu mu istiyorsun ya Nisa? Ya bak beni kandır vallahi, kandır beni. Onu geçtim. Ya yani kendini de mi yani? Vallahi Nurhan, bilmiyorum ki ben. Ben ne istiyorum? Ben kimim? Hiç bilmiyorum. Sahi ben ne istiyorum? Sevilmek istiyorsun Nisa'cığım. Mutlu olmak istiyorsun, değer görmek istiyorsun herkes gibi. Ve bunları sana verebilecek kişi maalesef o Hakan değil işte. Doğru söylüyorsun. Özgür de doğru söyle. Özgür mü? O ne söylüyor? Evet ya. Doğru söylüyor. Kız ne söylüyor? Nurhan, benim bir işim var. Sen git, ben sonra geleceğim. Ne? Kız Nisa, nereye? Aa. Delirdi vallahi. Olsun, kız delir. Vallahi bir kere de sen delir. Aferin. Allah Allah. Ya Rabbi, sen beni affu mağfiret eyle. Şeyhimiz İzzet Efendi Hazretlerinin şefaatine nail eyle. Onun himmeti ve yüzü suyu hürmetine affolunmamı nasip eyle. Amin. Artık Allah'ın yolundan ayrılmadan, şeytanın yoluna uymadan
iffetli bir hayat yaşayarak kendini affettirmeye çalışacaksın. Affeder mi dersiniz hocam? Onu Allah bilir. Ama sen birkaç defa git gel bakalım bana. Gerisi senin çabana kalmış. Öyle mi diyorsunuz? Siz yeter ki kabul edin. Hocam muhakkak gelirim. Gelmez olur muyum hiç? İnşallah affeder. Senin günahın sıradan bir günah değil. Allah katında hatırı olan biriyle devam etmen lazım tevbeye. Tabii. Tabii hocam. Bizim de dualarımız üzerinde olunca Allah'ın izniyle günahlarından arınacaksın. Yoksa kendi başına edeceğin dua kabul olmaz. Tabii. Muhakkak. Bir daha ne zaman geleyim ben hocam? Bir programıma bakmam lazım. Sohbetlerimiz oluyor burada yoğunlukla. İnsanlar sağ olsunlar, çokça iştirak ediyorlar. Anladım. Yarın olmaz diyorsunuz yani. Sen madem niyet ettin, madem bu kadar ciddisin, iyisi mi yarın da gel. Aslında benim aklıma bir şey daha geldi hocam. Benim bu tövbe işi çözülene kadar ben burada sizin himayeniz altında kalsam, yani tabii sizin için de bir sakıncası yoksa, yani ben dışarıda oldukça kendi dünyam, geçmişim rahat bırakmıyor beni. Ama tabii derseniz ki yanlış anlaşılır, söz olur. Burada kimse Nurettin Hoca'yı yanlış anlamaz. Herkes onun neyi, niye yaptığını bilir. Muhakkak hocam. Ne diyorsunuz peki? Burada kalıp kalmamaya uygun musun? Ondan emin olmak gerekir. Nasıl emin olacaksınız hocam? Günaydın. Günaydın Aliye teyze. Aramıza yeni katılan kız kardeşleriniz var. Biliyorum onları çok merak ediyorsunuz. Ama onların isimlerinin bir önemi yok. Merak edip sormak yok. Burada bildiğiniz her şeyi, isimlerinizi dahi unutup tıpkı ana rahmine yeni düşmüş bir tohum gibi yeniden büyüyüp, gelişip tekrar doğacaksınız. Sonra sizlere münasip görülen isimleri sizler kendiniz hak edip alacaksınız. Biliyorum. Burayı garip buluyorsunuz. Farkındayım. Bazılarınız burayı hala sevmiyor. Ama eğer uslu kızlar olup sözümden çıkmazsanız mükafatınız da büyük olur. Kim bilir, belki tez zamanda müstakbel eşlerinize de kavuşursunuz. Ya da başınıza gelen her şeye katlanırsınız. Evlilik, bir kadının en önemli görevidir. Kendinizi bir erkeğe layık eş olmaya adamayı öğreneceksiniz.
ona hizmet etmek, ona çocuk doğurmak, onun bütün ihtiyaçlarını karşılamak sizin bu dünyadaki tek varlık sebebiniz. Bunu aklınıza sokun. Şu ana kadar bunun aksini söyleyenler, sizi okumak, çalışmak gibi kadının doğasına, özüne aykırı şeylere yönlendiren ailelerinizi unutacaksınız. Özellikle de annelerinizi unutacaksınız. Madem kadınların tek görevi çocuk doğurup evlenmek, siz niye evli değilsiniz? Niye burada geçiyor tüm vaktiniz? Niye bir eviniz yok? Ben kendimi Allah yoluna adadım. Çok kutsal bir görev için buradayım. Bunu anlamaya senin o eksik, aciz beynin yetmez. Bir daha beni sorgulamaya kalkarsan, bunun bedelini sadece sen değil, bu ağlak da öder. Ne yaptım? Hiç olmadı bu. Sanki hiç olmadı. Yok, salak kafam. Gerçekten salaklık. Olmadı bu. Salak. Nisa! Aradın. Buluşalım dedin. Konuşmadan kaçıyordun, öyle mi? Evet. Evet, aynen öyle. Güzel. En azından birbirimize karşı dürüst olmaya başladık. Evet. Başladık tabii. Ama ben yine de yani... Yine de gitsem iyi olacak. Gitme demeyecek misin? Diyeceğim. Hatta sonsuza kadar benimle kal diyeceğim ama... ...ilk kez bana karşı bir hamle yaptın. Korkutup kaçırmak istemiyorum seni. Şimdi... ...ben buraya... ...yani seninle bir şey konuşmak için geldim. Başkasından duyma diye yani. Biz Hakan'la... ...yani... En azından bir süre Emine kendini toparlayana kadar o bizle kalacak. Bravo. Çok doğru bir karar. O kadar iyi bir baba, o kadar iyi bir eş ki inanılmaz doğru bir karar vermişsin ya. Tebrik ederim seni. Ama Emine'nin ona ihtiyacı var. Hem zaten bizim aramızda bir şey kalmadı. O öyle demiyor ama. Sen bana güvenmiyor musun? Ben ona güvenmiyorum. Hatta senin ona nasıl güvendiğini kusura bakma, anlamıyorum. Aslında anlıyorum ya. Ya kızın için falan değil bence. Kendi alışkanlıklarından kopamadığın için ondan ayrılamıyorsun. Alışkanlıklarımdan mı? Ya ben hayatımda ilk defa kendime rağmen, inancıma rağmen bir şey yaptım. Bir adamı aradım. Onunla buluşmak istedim. Ona ne hissettiğimi yüzüne söylemek istedim. Ve inan bana, bunların hiçbiri benim alışkanlığım değil. Anladın mı? Ne hissettiklerimi söylemek istedim derken? Hakan nerede olursa olsun. İster yanımda, ister uzağımda. Benim kalbim
Evet. Benim kalbim onda değil. Kimde peki? İlla söyletecek misin yani? Burada. Vay be. Bunu hiç beklemiyordum. Ben artık gideyim. Gideyim ben. Gitme. Gitme. Niye ben? Seni sevecek, aşkından ölecek onca kadın varken. Genç, çoluksuz, çocuksuz, güzel, bekar. Hem de yanına yakışacak onca... Onca kadın varken niye? Çünkü onların hiçbiri sen değil. Günaydın. Mesaj attım sana da görmedin herhalde. Merak ettim sizi. Darlamak da istemedim pek. İyiyiz. Sağ ol. Sen de kızdın mı hastaneye geldim diye? Yani Gamze öyle delirdi de ben düşünemedim. Kızmadım. Cidden. Sonuçta Tuna için geldin. Evet. O isteyince. Ömer hiç iyi gözükmüyorsun sen ya. Geçti en azından artık. Ha? Tehlike bitti. Yani ne bileyim önünüze bakabilirsiniz. Tekrar denersiniz. Ya birbirine bu kadar aşık bir çiftin herkesten daha yüksektir şansı zaten bence. 300 deniz bile olur ha. Başardım. Biraz ucundan gülümsettim. Hem de hiç gülesim yokken. Bu bir sınav Ömer. Yani hatta belki de bir... Evli bir çiftin yaşayabileceği en büyük sınav. Ama siz bunun da altından kalkarsınız bence. Ya bir sürü şey aşmışsınız. Ta en başından beri hiçbir şey yenememiş sizi. Tuna bahsetti biraz. Tuna sana bizden mi bahsetti? Dertleşmek istedi. Ben de sus canım artık anlatma diyemedim. Ölüm deseydim çocuğa. Ben bayağı iyiyim bu konuda artık. Ustalaşıyorum herhalde. Bir şey diyeceğim sana. Bazen kadınlar o kadar suçlu hissederler ki kendilerini. Böyle en çok da sevdikleri insan onlardan nefret etsin. Onları cezalandırsın isterler. Bunun için ellerinden geleni yaparlar. Sen uyanık ol, izin verme. Buna tamam. Sağ ol. Kaçta dersin? Daha var. Neden? O zaman senin biraz hava alman lazım. Çünkü böyle çocuklara da şey yapacaksın, negatif enerjini. Olmaz, gelemem. İtiraz istemiyorum hadi. Şule, dersim var. Yetiştireceğim seni derse. Güven ya biraz bana. Olmaz. Amma inat ettin Ömer ya. Hadi. Hadi. Merhaba. Buyurun. Ömer Ademoğlu'nun eşiyim ben. Kendisi hangi sınıfta? Nasıl görebilirim? Kendisi az önce gitti maalesef. Dersi vardı ama. Onu bilmiyorum. Resim atölyesine gelen Şule Hanım'la birlikte gittiler. Teşekkürler. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun?
Kapat şunu. Tahir, yalvarırım Eda'yı nereye götürdüler söyle bana. Bana baksana, yaşıyor muyum, ölüyor muyum belli bile değil. Nereye götürdüler çocuğumu? Bak ne istersen yapacağım. Nerede benim kızım söyle. Ne oldu Şükran? Bak işler nasıl tersine döndü değil mi? Zamanında ben senin peşinden dolanıp sana yalvarıyordum. Boşanma Şükran. Bak affet beni Şükran. Bir çocukları göreyim Şükran diye. Azarlayıp azarlayıp gönderiyordun beni evden. Ya şimdi ne alakası var oğlanlarla? Sen konuşma hiç. Senin konuşmaya hakkın yok. Bütün bunlar senin yüzünden oldu zaten. Tahir bak Allah aşkına. Kızım iyi mi? Ne halde? Bana onu söylesen. Okula göndermiyorsun, eve göndermiyorsun. Siz nerede tutuyorsunuz bu kızları? Nerede bunlar? Okula gitmesine gerek yok. Sana da ihtiyacı yok artık. Zaten benim kızımın kafasını bulandırmaktan başka bir şey yapmadın sen. Şimdi olması gerektiği gibi iyi bir kız evladı nasıl olunur onu öğreniyor. Günahlarından arınıyor. Hayırlı bir kısmeti çıkınca da evlendirilecek. Tahir, Eda daha çok küçük. Ne evlendirmesinden bahsediyorsun sen? Sen delirdin mi? Şükran, ben diyeceklerimi dedim. Git artık buradan. Bir daha da buraya gelme. Tahir, bana bak bana. Şükran'ım ben. Senin için yıllarca bak saçını süpürge etmiş Şükran'ım ben. Yalvarırım bana da çocuklarıma da yapma bunu Tahir. Yalvarıyorum bak sana. Hiç mi Allah korkun kalmadı senin? Bırak bu lafları artık. Her şey için artık çok geç. Hadi git ya Şükran. Git o istediğin hayatı yaşa. Bak sana karışan neden de yok. Git Şükran git. Kızını unut. Beni de unut. Bir daha da buraya gelme. Duvarlara yaklaşmak yasak. Size ayrılan yerde hava alacaksınız. Eyvah! Nilüfer sen hasta oluyorsun. Gel bir ateşine bakayım. Şişt, şişt. Dikkat çekme Eda. Ceza almamamız lazım. Ayağına ne oldu senin? Boş ver. Sen nasılsın? Öyle de çok güzelsin. Merak etme. Sizi duydum. Kaçmayı aklınızdan çıkarın. Bu imkansız. Yoksa diğer ayağını da sakatlarlar. Adım bile atamaz. Burada hiçbir şey yapmadan böylece bizi evlendirmelerini bekleyemeyiz ki. Bu insanları tanımıyorsunuz. Buradan kurtuluş yok. Peki sen? Yani ailen aramadı mı? Seni buradan kurtarmaya gelmediler mi? Onlar beni kendi elleriyle getirip bıraktılar. Evden bir boğaz eksilsin diye. Evet. Bu kadar yeter. Hepsini sokun içeriye. Haydi kızlar, içeri. Yürü. Eda burada mı? Sen tanıyor musun benim kızımı? Ne işin var senin burada? Çekil. Kızım nerede? Burada mı onu söyle bana sen? Çık dışarı. Eda! Çekil. Nerede benim kızım? Eda! Eda!
Anne. Anne. Eda. Eda. Anne. Anne. Anne yavrum. Bırak! Bırak! Alın götüreceğim seni yavrum. Çek! Çek elini çocuğumun üstünden! Çek dedim seni öldürürüm. Anne götürüyorum. Bırak dedim. Seni öldürürüm. Çek çocuğumun üstünden. Hiçbir yere gitmiyor. Bırak! Bırak gitsin. Ben kaşık yedim buradan. Bırak! Bırak! Bırakın. Anne beni yavrum. Götüreceğim seni buradan. Anne beni götürme yavrum. Kızım hiçbir yere götüremez. Götüreceğim seni yavrum. Yavrum! Götüreceğim çocuğum seni. Götüreceğim seni yavrum. Kızım. Yavrum. Anne beni götür oradan. Yavrum gel. Anne beni götür götür. Anne beni götür bırak. Yavrum. Anne. Eda. Eda. Anne. 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 Anne beni bırakma. Anne beni götür. Anne. Bir an önce unut. Hatta onu öldü bil. Bir daha da sakın gelme buraya. Alın şunu. Nereye götürüyorsunuz beni? Çık bırakın. Içeri. Çık içeri. Kızımı almadan çık gitmeyeceğim. Içeri. Duyuyor musun beni? Çık. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Bırakın beni. Anne. Anne. Saraya geçin çabuk. Kapatın bunu hücreye. Yemek yok. Su yok. Oturmak yok, ayakta dikilecek. Beni anneme götürün, ne olur canım, ne olur lütfen. Yalvarırım anneme. Yapmayın, ne olur yapmayın. Kes sesini. Biz niye geldik buraya? Yani ne işimiz var burada? Kafandaki sesleri susturmanın en iyi yolu ne biliyor musun? Ne? Daha gürültülü bir yere gitmek. O zaman kafanın içindekileri duyamıyorsun. Mantıksız sayılmaz. Vay, hak verdin bana. Buraya sırf bunun için gelmedik ama değil mi? Yoo, gayet de bunun için geldik. İnsanın böyle şeylere ihtiyacı var. Bak sen böyle şeylere. Alo bra, konumdayım, yok hiç kamera. Takıl rahat, toz oluyoruz 5 dakikaya. Peki yan, ayık mısın sen bu rotaya? Bütün city rahat, avcumun içi bir harita. Bebek olay çözülmez, konu bensem. Money dance'ken iniyoruz benzden. Şişe patlar, körelirsem. Rahat yaparsın, bedeli ödetirsen. Teklifleri reddet, aa. Teklifleri reddet. Sözleşmelilerin gözlerinde kasvet diye yeter ki rahat et. Gerisi rahat et. Çete gece fondip, arlıyorum ateşi, çakmıyorum kombi. Kombinler 10.000'ken bedenim bir zombi. Terbiyesiz OG, polise mütevazi. İşimizi çöz brah, işimizi çöz ya. Her hareket offside, flowların kopya. Benden bir kopya, yarattım ütopya. Fame, fame, fame yani seve seve zorla. Dostlarımız dosyalarım kadar sıkıntı. Var bir tıkırtı, shiny yani parıltı. Kafam gibi çoğun. Sen kal istersen, benim gitmem lazım. Bir dakika, iyi hissettin diye hemen kendini suçlamak zorunda değilsin Ömer. Böyle görünmesen 78 yaşındasın derdim sana. İhtiyar gibisin ya. Böyle sorumlu, olgun olmak zorunda değilsin. Çok fazla yük taşıyorsun sırtında. Sana baktıkça bile yoruluyor insan. Bakma o zaman şöyle. Ya beni boş ver de. Sana yazık değil mi? Sen de Tuna da taşıyamayacağınız kadar yük alıyorsunuz omzunuza. Hadi senin kendi seçimin de. O daha çocuk. Üzülüyorum. Yani o da birazcık iyi hissetse hemen suçluyor kendini. Hatta suçlanıyor. Benim dersim başlayacak. Sen kal. Hafifle burada, hayatın tadını çıkar. Benim gitmem lazım. Dostlarımız dosyalarım kadar sıkıntı. Var bir tıkırtı, shine yani parıltı. Nurhan, çok özür dilerim.
Seni üzdüğüm için Allah da benim belamı... Sakın. Sakın bir daha beni canına sınama Gamze. Yeter. Yeter. Tamam. Özür diliyorum. Bak, bırak şu köfteyi. Onu sana geri vermeye geldim. İstemiyorum. Ne olur ama lütfen. Ne olur Nurhan. Bak çok pişmanım. Ya lütfen bak, hem sen bunu almazsan... Kim gelip benim evime mutfağıma gizlice öyle kekler, börekler, pastalar, sarmalar, sufleler bırakacak? Ben sufle yapmam bir kere, annemin de olmuş. Sen istesen alasını yaparsın da. Hiç şirinlik yapma bana Gamze. Ya hepimiz aklımızı kaybettik kızım ya. Ya ölüyordun sen, ölüyordun. Haberin var mı acaba? Ya bir müsaade et de biraz kızalım, bir küselim değil mi? Ömer de bana küs. Bana küs biliyorum. Konuşuyor ediyor ama içi küs ben biliyorum. Telefonumu da açmadı. Hay Allah. Neden acaba? Tamam Nora. Kimsenin beni anlamasını beklemiyorum, tamam mı? Ben... Sen ne? Sen ne Gamze? Ben sana söyleyeyim sen ne? Sen bir insanın çevresine karşı da sorumluluk sahibi olması gerektiğini anlayabilecek yaştasın değil mi? Ama ben bunun zerresini görmüyorum ya sende. Hepimizi mahvettin ya. Şimdi hiç öyle dudağını büküp de Ömer de bana kızgın falan yapma gözünü seveyim. Yapma Allah aşkına. Yapma. Bak güzelim biliyorum. Yaşadığın şeyler hiç kolay değil. Anlıyorum, anlıyorum ama yani... Anlamıyorsun. Kimse beni anlamıyor. Ömer de beni anlamıyor. Hiç tanımadığı birine bakar gibi bakıyor bana biliyor musun? O Şule'yle gitmiş her nereye gittiyse. Ay Gamze saçmalama. Gözünü seveyim. Ömer seni üzecek bir şey hayatta yapmaz. Hem de böyle bir zamanda. Ya havadan nem kapma ne olur ya. Havadan nem kapıyorum öyle mi? Çünkü ben özgüvensiz, aptal, saçma sapan, kıskanç bir kadınım. Ben öyle mi dedim şimdi? Gamze! Gamze durur musun? Nereye gidiyorsun ya? Aa, Gamze ben öyle mi de... Hay Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya. Kafayı yiyeceğim ben. Efendim Gamze? Ömer sen neredesin? Okula geldim seni görmeye. Şule'yle gitmişsin. Telefonumu da açmıyorsun. Ne oldu? Önemli bir şey mi oldu? Kocam aramam için önemli bir şey mi olması lazım? Ne işin var o kadınla? Sonra konuşuruz. Ben şimdi tartışmak istemiyorum. Halim de yok. Anlıyor musun? Hayır efendim, şimdi konuşacağız. Sen ne yapıyorsun ya Şule'yle? Neredesiniz siz? Ve ne yapıyorsun? Ne yapıyor olabilir sence? Bilmiyorum ki onu sen söyleyeceksin. İyi peki söyleyeyim. O kadar canlı, o kadar mutlu hissediyorum ki kendimi bugün. Hadi dedik bir Luna Park'a gidelim. Dönme dolaba bindik, ufka bakıyoruz. Belki de birazdan çarpışan arabaları biliriz, kim bilir? Hem de utanmadan benimle dalga geçiyorsun. Dalga geçen sensin. Kendi hayatını tehlikeye atıp beni aptal yerine koyan sensin Gamze. Ve ben artık bunu kabullenemiyorum. Ağrıma gidiyor ama senin umurunda bile değil. Sen sadece kendi kaybındasın. Sanki ben hiçbir şey kaybetmemişim gibi. Sen ne kaybettin Ömer? Sen bebeğin yokluğunu çoktan kabullenmiştin. Sen ne kaybettin? Burada kaybeden benim. Ben sana ne kaybettiğimi söyleyeyim. Ben sana güvenimi kaybettim Gamze. Ömer ben... Sonra konuşuruz. Ömer! İyi misin? Buraya gelmemeniz gerekiyor. Aliye Hanım'ın emri. Ya Emine ne demek ya? Ben kızımı görmek istiyorum. Çıkar mısın şunu? Eda! Baba! 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 Baba buradayım ya! Ağırım, bırakma beni! Baba burada!
Eda kızım iyi misin? Baba, baba bizi burada hasta etmeye çalışıyorlar. Baba bırakma, ne olursun beni bırakma baba, ne olur. Gitmeniz baba, gerekiyor. Baba, yine, lütfen işimizi zorlaştırmayın. Baba, çok korkuyorum. Ne olur kurtar beni buradan. Baba çok korkuyorum. Eda. Baba korkuyorum beni. Lütfen beni Aliye Hanım'a haber vermek zorunda bırakmayın. Ya git kime haber verirsen ver ya. Allah Allah. Eda. Tahir Bey, gelin benimle. Baba inanma ona! Baba inanma ona, ben buradayım. Baba ne olursun inanma ona, bırakma beni baba, ne olursun. Baba inanma ona, baba ne olursun baba. Baba! Baba! Baba gitsene! Baba! Ya baba bırakma beni. Ne olur ya, ne olursun baba. Baba inanma Ya ben kızımı görmek istiyorum. Bana neden göstermiyorsunuz kızımı? Tahir Bey, eğer şimdi ona istediğini verirseniz her şey eskisi gibi olacak. Küçük kızınız yine sizi parmağında oynatacak. Aynı anasının yaptığı gibi. Kimsenin beni parmağında oynattığı falan yok. Hiçbiri sözünden çıkmıyor. O yüzden mi kızları onlardan uzağa götürmek zorunda kaldınız? Bakın Tahir Bey, onlar analarından öğrendiklerini sizin üzerinizde uyguluyorlar. Kurban rolü oynayıp size her istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar. Siz de buna izin veriyorsunuz. Onlar size ve erlerine itaat etmek için bu dünyadalar. Herkes rolünü bilecek ki nizam sürsün, öyle değil mi? O zaman siz de bundan sonra yerinizi bilin. Bir daha sakın kızları görmeme engel olmayın. Baba! Baba bırakma beni dedim baba. Efendim? Gamze Hanım. Buyurun benim. Ben Hüseyin. Hüseyin Çalışır. Buyurun Hüseyin Bey. Düşündüm de bugün sizinle görüşsek iyi olabilir. Hem işle ilgili biraz konuşuruz hem de... Hem de ne? Hem de belki de biraz değişiklik size de iyi gelir. Sizi bulunduğunuz ortamdan çekip çıkarmak... Biraz uzaklaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Canınız sıkkın gibi. Yani sesiniz biraz öyle geliyor. Tamam, olur. Harika. Şoförüm sizi alacak. Görüşmek üzere. Kardeşim bak. Gözünüzü seveyim, ne olur beni kızımdan ayırmayın. Gözünüzü seveyim. Oğlum bak yardım et ne olursun Allah aşkına. Ne olursun beni kızıma götürün ne olursun. Şükran. Ne oldu? Nisa. Şşş, ne oldu? Ay. Ha, ay. Dur. Ay. Şükran iyi misin? Eda. Eda'mdan ayırdılar beni. Eda'mdan ayırdılar Nisa. Gel, gel. Gel sakin ol bir Allah aşkına gel. Gel gidelim hadi. Tahir oraya kapatmış, evi kapatmış kızımı. Ah Tahir ya gel, gel sakin ol tamam. Çözeceğiz. Eda'mdan ayırdılar beni. Şimdi hocam, kızların kendi iradeleri dışında zorla tutulduğuna dair maddi delil gerekiyor bize. Aksi takdirde işimiz zor. Yani sonuçta o da babaları. Bulabilseydik kızları. Ne yapar eder kurtarırdık biz zaten. Of Tahir, of, of. Hocam bu arada maalesef bu evle ilgili de henüz bir gelişme olmadı. Ben aslında başka bir şey danışmak istiyordum size. Bu evi benim tekrar kendi üzerime almamın başka bir yolu var mı acaba?
Ya ben bir yerden para bulsam, oğlumdan evi satın alsam... Gerçi üzerinde dava var evin ama mümkün mü bu? Hocam şimdi bu boş yere oğlunuza bir ev parası ödemek anlamına geliyor. Beni yanlış anlamayın ama siz bu kadar parayı nereden bulacaksınız hocam? Bizim mahallede biri kuyumcudan borç almış. Yani bu yasal mı bilmiyorum. Aslında onu danışmak istiyordum size. Aman hocam sakın bulaşmayın bu işlere. Bildiğiniz bu yani tefecilik. Sakın bulaşmayın böyle bir şeye. Hiç girmeyin. Yani biliyorum zor ama biraz daha sabredelim olur mu? Geç, 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 geç. Aa, Şükran. Nisa ne oldu, ne bu hal? Su ver, Nurhan, su ver. Geç canım benim, sakin ol. Geç, otur bakayım sen. Gel, bir sakin ol, bir nefeslen. Allah aşkına bir suyunu iç, anlat. Ne oldu? Al bir tanem, al, 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 al. Ah. İç, iç bir sakince anlat. Ne oldu? Hah. Ay. Allah ya. Tahir'i görmeye gittim. Ha. Unut diyor bana Eda'yı. Sonra da o kadın geldi. Eda'yı aldılar benden. Kızımı almışlar. Bir de oraya kapatmışlar. Nereye kapatmışlar Şükran? Sen Tahir'i görmeye iş yerine mi gittin? Niye gittin Şükran? Dağ başında orası. Tek başına ne işin var orada? Niye bize haber vermiyorsun? Nasıl gitmeyeceğim ben Nisa? Kızım orada ya, Eda'm orada ya. Oraya kapatmışlar ya kızım. Nasıl gitmeyeceğim ben? Gördün yani Eda'yı öyle mi? Aldılar Eda'mı benden. Tutamadım da çocuğumu, hiç tutamadım. Göstermeyeceğim diyor sana. Nilüfer'i de gördüm. Nilüfer de oradaydı. Unut diyor. Öldü bil diyor bana. Al canım sen şunu, al bakayım. Yani olmaz böyle, bu iş iyice zıvanadan çıktı ha. Yok yani ne yapacağız? Ha bir şey yapmak lazım. Ben ne yapacağımı bileyim. Bir kahve daha alır mıydınız hocam? Yok, sağ ol. Elinize sağlık. Çay demleyeyim hemen. Zahmet. Hocam? Geldiniz, gördünüz. Uygun muymuşum yakınınızda olmaya? İlminizden faydalanmak için tabii. Ona henüz karar vermiş değilim. Her kapımıza geleni içeri alsaydık eğer. Tabii. Çok haklısınız hocam. Ama gitmeden bir dua okumayacak mıydınız bana acaba? Sen bayağı heveslisin ha? Çok. Bir an önce affedilmeyi istiyorum ben hocam. Sen söylediklerini yapmaya devam et. Tamam. Çok mutlu ettiniz beni hocam. Çok sağ olun. Benim gibi yolunu kaybetmiş birine yol gösterdiniz. İlginizi esirgemeyin benden hocam. İnşallah ilim yuvanızda da bulunma şerefine nail olurum. Işığınız beni de aydınlatır. Açın, açın lütfen. Acil bir şey herhalde. İkidir aradığına göre. Açayım ben. Tahir dedi ki evlendireceğim ben onları dedi. Ne yapıp ne edip onları kurtarmamız lazım. Duyuyor musun beni? Çabuk çık buraya gel. İyiyim. İyiyim. Çok sağ ol. Sen de iyisindir umarım. Vicdan sen duyuyor musun beni? Kızları gördüm diyorum. Evlendireceğim diyor Tahir diyorum. Duyuyor musun? Tamam çok sağ ol. Haber verdiğin için. Çok sağ ol.
Ben seni arayacağım sonra. Oldu mu? Tamam. Görüşürüz, görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bay bay. Ne oldu? Ne dedi? Ne? Ne? Rabbim sen sabır ver. Tamam diyor. İyi ettin haber verdiğin için ben seni sonra ararım diyor. Tövbe Allah'ım. Ya Rabbim tövbe estağfurullah. Neyle sınanıyorum ya Rabbim ben? Kötü bir haber mi? Renginiz soldu. Yok. Yok ben son zamanlarda biraz halsizim. Ondandır muhtemelen. Mahalle dakına varmış da onu haber verdiler. Hocam... Bilmiyorum bunu da sormam ne kadar doğru ama... Çekinme, sor. Ne istersen sorabilirsin. Kızım, Nilüfer. İyi mi? Yani ben nerededir, ne yapıyordur, hiçbir şey bilmiyorum. Tahir tabii ki babası olarak en doğrusunu bilir. Ama ne bileyim, bir ihtiyacı var mıdır? Kızım iyi. Merak etme. Nerede peki? Görebiliyor musunuz onu? İyi günler. Ben çok özür dilerim hocam. Haddimi aştıysam eğer. Anne olunca insan tabii böyle. Bak. Merak ediyorsun. Anlıyorum. Ama merakının seni ele geçirmesine izin verme. Sabırlı ol. Kızın iyi. Doğru yolda. Emin ellerde. Tamam hocam. Sizin gözetiminiz altında olması içimi rahatlattı benim zaten. Çok sağ olun. Tamam. Arayan sonra? Yok efendim. Alo, Şükran neredesin? Lokantadayım ben, sen neredesin asıl? Ne oldu? Anlat, anlat çabuk ne oldu? Ya da dur, dur anlatma şimdi telefonda olmaz. Yüz yüze anlat, gel ben evdeyim zaten. Bak benim de anlatacaklarım var sana Şükran. Beni yargılasan da, yüzüme tükürsen de... ...ben galiba kızları kurtaracak bir yol buldum. Ne? Vallahi mı? Kurtaracak mısın sen onları, nasıl olacak? Vicdan sen ne yaparsan ben razıyım. Yeter ki kızlarımızı kurtaralım, tamam mı? Ben senin yanında olacağım hep. Tamam. Şükran o zaman hemen gel. Sen hemen gel. Konuşacağız, hadi. Ünlüm kurtaracağım dedi. Allah. Hadi bakalım. İç, iç. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Gamze Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyim. Buyurun, oturun lütfen.
Bizim gibi ölümlü varlıklara şifa veren her şeye karşı ilgim vardır Gamze Hanım. Öyle mi? Ben pek böyle şeylerden anlamam aslında. Mühim değil. Anlamaya gerek yok. Deva bulmak için inanmak yeter. Ah, kusura bakmayın. Size bir şey ikram etmeyi unuttum. Buyurun. Teşekkür ederim. Merak etmeyin. Size iyi gelecek. İşle ilgili konuşmak istemiştiniz. Evet. Evet, tabii. Ama önce siz bana nasıl hissettiğinizi anlatın. Son görüştüğümüzden beri kolay şeyler yaşamadınız. Affedersiniz. Siz nasıl? Nereden biliyorsunuz? Daha fazlasını da biliyorum Gamze Hanım. İçinizin paramparça olduğunu ve kimsenin sizi anlamadığını da. O dokunmayın lütfen. Tamam, önemli değil. Rica ederim. Birazcık tedirgin olmadım desem yalan olur. Ama... Aması? Bir yandan da benim sana iyi geleceğimi, seni anlayacağımı hissediyorsun. Merak etme. Sana yardım edebilirim. Her ne sıkıntı yaşarsan yaşa, acına şifa bulabilirim. Yeter ki buna inan. Alo? Ömer Bey? Ben Tuna'nın okulundan arıyorum. Rehber öğretmeniyim kendisinin. Hayırdır hocam? İyi mi Tuna? Bir şey mi oldu? Aslında Gamze Hanım'ı aramak istedim ama ulaşamadım. Sizi aramak durumunda kaldım. Çok iyi yaptınız hocam. Buyurun ben sizi dinliyorum. Tuna'nın durumuyla ilgili konuşmak istiyorum. Yarının sizin için uygun mu? Uygun tabii de. Kusura bakmayın ben şimdi merak ettim. İyi mi Tuna? Önemli bir şey yok değil mi? Şöyle ki derslere ilgisi azaldı. Sıkılıyor. Konsantrasyonu zayıf. Aslında sanırım evde de biraz sıkıntı yaşıyor. Bunları yüz yüze konuşmak isterim. Anlıyorum. Tamam, yarın mutlaka geleceğim. Gamze'ye de haber vereceğim, birlikte geleceğiz. Tamam, peki bekliyorum. Görüşmek üzere Ömer Bey. Görüşmek üzere. Ömer abi. Tuna. Senin ne işin var burada? Niye eve gitmedin? Yani... Eve gitmek istemiyorum. Belki Şule abla hala buradaysa diye geldim işte öyle. Ben de buradayım Tuna. Benimle de konuşabilirsin. Aa. Ne yapıyorsunuz siz burada? Çıkıyor muydun? Evet ama çıkmayabilirim istersen. Yok ben yarın gelirim o zaman. Biz bir yerlere gidelim istersen. Bir şeyler atıştırırız. Sen de gelsene. Şule'nin işi vardır belki. Biz onu hiç meşgul etmeyelim. Yok, yok işim.
Aa, yokmuş bak işte. Hemen birkaç tane resim çizdim, onu göstereceğim. Ama öğretmen pek beğenmedi. Vallahi benim için harika olur. Ama yani eğer senin için sakıncası yoksa tabii. Yani niye olsun ki? Eğer annem bir şeyler diye korkuyorsan. Bir şeyden korktum yoktu. Gidelim. Nereye peki? Ben biliyorum. Yeni bir yer var. İyi tamam. Patron sensin. Hadi bakalım. Yalnız ben Gamze ve Tuna'nın benimle olduğunu haber vereyim. Merak etmesin. Tamam. Hadi gel. Nesini beğenmemiş öğretmenin resmi? Bilmiyorum ki. Bu öğretmenin rengini beğenmedi herhalde. Güvende değilsin. En yakınlarının ihanetiyle karşılaşmak üzeresin. Kocanı, oğlunu, aileni, her şeyini alacaklar senden. Tehlikenin farkına var. Sonun, düşmanın belli. Neredeyim ben? Uyudun sadece biraz. Endişelenme. Hem dinlenmiş de oldun. Ben nasıl oldu hiç anlamadım. Neden onu uyudum onu bile hatırlamıyorum. Kendini rahat hissettin burada demek ki. Bunu dile getirmekten pek az etmesem de... insanlar onlara iyi geldiğimi söylerler. Yani biraz tuhaf oldu tabii ki. Kusura bakmayın. Sonuçta patronumsunuz. Rahat olmanı isterim. Patron, eş, anne, koca. Bunların hepsi sadece birer sıfat. Sonuçta hepimiz dünyevi varlıklarız. Ben izninizi istesem iyi olur Hüseyin Bey. Kusura bakmayın. Burayı da böyle meşgul ettim. İşte konuşamadık. Estağfurullah. Bir daha görüşmemize vesile oldu. Fena mı Gamze Hanım? Bu zamanda böyle bir patronla karşılaşacağımı söyleseler inanmazdım. Bu bir iltifatsa ne mutlu bana. Şoförüm kapıda. Seni bekliyor. Gideceğin yere götürecek. Sağ olun. Efendim Fatma Hanım? Ömer, Tuna yok. Gamze de yok. Arıyorum, ulaşamıyorum. Nurhan'a gittim anahtarı geri almaya. Eve baktım, evde de kimse yok. Tuna benim yanımda, merak etmeyin. Oh, çok şükür. Dedim gene ortalıktan mı kayboldu bu çocuk? Gamze nerede peki? Gamze'ye ben de ulaşamadım. Aradım, açmadı telefonunu. Bana bak. Siz küs müsünüz hala? Ömer, oğlum bak ben Gamze'nin halini hiç beğenmiyorum. Yani Allah korusun aklını kaçırmasından korkuyorum. Onu yalnız bırakmamamız lazım Ömer. Ne yaparsa yapsın tamam mı? Duyuyor musun beni Ömer? Duydum Fatma Hanım. Bak evliliğin iyisi kötüsü böyle zamanda belli olur oğlum. Her şey yolundayken iyi olmak kolay. Böyle zamanda destek olacaksınız birbirinize tamam mı? Anladın mı beni? Ben Tuna'yı geç olmadan eve getireceğim Fatma Hanım. Siz hiç merak etmeyin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim aradı seni? Annem mi? Yok. Anneannem merak etmiş seni. Niye? Konuşmadın mı sen annemle? Yani onunla birlikte olduğumuzu söylemedin mi? Aradım ama işi vardı herhalde. Zaten gideriz birazdan.
çıkmazsam bana Nurettin'i getiremem. Emredersiniz şeyim. Neredesin be Reşat? Efendim Sıtkı Bey, buyurun. Çiçek Hanım eve alıcı çıktı. Aa, bu kadar çabuk mu? Edenin altında koyduk. Ama siz acelem var deyince ısrar edemedim. Yani satılıyor mu ev? Kaporayı bile bıraktı. Müsaitseniz bir kapıdan uğrayayım. Tabii tabii, buyurun. Ne olmuş, alıcı mı çıkmış? Çıkmış vallahi Zehir. Sen bir harekete geç. Bu işin ardı gelir dedim ama, değil mi? Buyur Şehir. Gel. Beni emretmişsiniz Şehir. Yaklaş Nurettin. Sana gözüm üstünde bir hata daha istemem demiştim. Hatırlıyor musun? Elbette şeyim. Öyle mi? Pek hatırlıyor gibi davranmıyorsun ama. Af buyurun şeyim. Bir hata işlediysem söylerseniz telafi etmek için elimden geleni yaparım. Tahir'in kızının annesi. Vicdanla görüşüyor musun? Ben... Tahir kendisi getirdi efendim. Tevbe etmek istiyor. İlgilenir misin diye. Sen de layıkıyla ilgileniyorsun öyle mi? Evinde ziyaret ederek. Yok öyle değil. Dergaha katılmak istedi. Ben uygun görmedim. Ama ısrar edince nedir ne değildir diye eski hayatına hakikaten tevbe etti mi diye. Ben senin ciğerini bilirim. O kadının karşısında nasıl heyecanlandığını görebiliyorum. Sana kiminle ne yaparsan yap. Ama Tahir'in çevresine bulaşma demedim mi? Kendinle ilgili kimseye en ufak açık verme demedim mi? Kimseye zaafını gösterme demedim mi? Ben bir hata yapmadım şeyim. Yapmayacağın ne malum? Tahir'i getirin hemen. Şeyim, kararınızı sorgulamak, sözünüzün üstüne söz söylemek haddim değil ama... Tahir ederseniz eğer... Haklısın. Sözümün üstüne söz söylemek haddin değil. Gel. Gel Tahir. Buyur amca. Bugünden itibaren Nurettin başka işlerle ilgilenecek. Üstündeki bütün görevlerini sana devredecek. Nurettin'in sorumlu olduğu her şeyden artık sen sorumlusun. Senin bu görevi layıkıyla yapacağına güveniyorum. Tabii sen de kendine güveniyorsun. Emrin olur amca. Güzel. Senden duymak istediğim de bu.
Nurettin hocam. Dikkatli ol Tahir. Çok dikkatli ol. Nasıl? Beğendiniz mi yemekleri ha? Bak abinizinkini de yiyin, o arkadaşını da yiyecekmiş. Çok güzel olmuş baba. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ama baba ben tavuk sevmem ki. Hadi ya. Tamam. O zaman şey yaparız. Bir dahakine başka bir şey yaparız ha? Ne istersiniz, ne yapalım? Pizza. Evet evet, pizza. Tamam, pizza yaparız. Siz istersiniz de ben pizza yapmam mı ya? Hani sofrada telefon yasaktı? Tamam kızım, bakmıyorum zaten. Nisa. Kimden geliyor bu mesajlar? Aa. Senin haberin yok mu? Bilmiyor musun sen? Neyi? Hadi siz yediniz, yemeğinizi demişsiniz. Odanıza gidin, ben sizi birazdan yatırmaya geleceğim. Hadi. Nisa, cevap vermeyecek misin? Kimden geliyor mesajlar diyor. Senin bana hesap sormaya hakkın yok. Neden yok? Niye yokmuş? Aa, doğru. Doğru, haklısın. Sen onun yediği hatları sineye çektin. Boşanmadın, sustun, oturdun. Ondan o da soramaz değil mi? Haklısın. O yüzden sen de öyle rahat rahat o şef midir nedir onunla öyle takılabilirsin değil mi anne? Haklısın. Emine! Yeter! Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Annenim ben seni, unuttun galiba. Doğru mu bu? Ha? Senin o herifle aranda bir şey mi var? Anneysen anneliğini bil. Edebinle otur evinde. Emine haklı. Ya Nisa, yakışıyor mu ya bu sana? Biz boşanmadık bile, sen nasıl yaparsın bunu ya? Ben, benim yaptığım bir şey yok. Yeter, üstüme gelmeyin. Ne yaptım ya ben? Ne yapmışım ben? Yalan söyleme ya. Gözlerimle gördüm o gün sizi. O yüzden mi istemiyorsun beni? O yüzden mi bu afra tafra? Bana bak. Biz seninle bir karar verdik. Çocuklarımız için bir arada olacağız dedik. Sen böyle mi destek oluyorsun ya bu çocuklara? Bu eve? Böyle mi sahip çıkıyorsun ailene? Beni defalarca kez şu kapıdan kovdun be sen. Şimdi aynı haltları kendin yiyip hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin bu masada oturacaksın. Bana bak Hakan, doğru konuş, haddini bil. Hadi ya. Doğruları mı konuşayım? İyi. Aç kulağını da dinle o zaman. Bu evde yeri olmayan asıl sensin. Kızın bu haldeyken ahlaksızca onunla bununla fingirleyen de sensin. Şimdi defol git bu evden. Ve uzak dur bizden. Madem öyle, madem bir kere yüzüm güldü ve bu hepinize fazla geldi, defolup gidiyorum işte. Geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nerede kaldın bu saate kadar? Dolandım biraz. İyi de kaç saat oldu? Gel otur, sana yemeğini koyayım. Yemediniz mi siz? Annemle babama yedirdim.
Zerrin de yedi bir şeyler. Ben seni bekledim. Beklemeseydin keşke. Olur mu canım öyle şey? Hadi. İyi madem. Pek iştahım yok ama madem beklemişsin. Of. Sağ ol. Afiyet olsun. Sana da. Ne oldu bir şey? Yok bir şey. Ay. Yani dayanamayacağım ben artık. Hocam, Çiçeğin size bir sürprizi var. Zerrin. Söylesene Çiçek. Sırası değil. Ne oluyor Çiçek? Ya anne nazlandın Çiçek, söylesene hadi. Çiçek söylesene mi, ne oluyor? Reşat sen buna yapma dedin ama gene de benim içime el vermedi. Ben bugün emlakçıya gittim. Evi satışa çıkarttım. Hemen de alıcı çıktı. Bak bu da kap orası. Sen bunu bana nasıl yaparsın Çiçek? Benim sözümün hiç mi hükmü yok? Ben sana kapat bu konuyu, bir daha da açma demedim mi? Sen benim senden para alacağımı nasıl düşünürsün? Reşat ben... Sen beni ezip geçtin. Benim sözüme hiç mi hiç kıymet vermedin? Beni yok saydın sen Çiçek. Reşat olur mu öyle şey? O nasıl söz? Ne yapıyorsun sen burada? Hangi yüzle kapıma geliyorsun sen? Eğer abim olacak o hain gönderdiyse seni... Beni kimse göndermedi Reşat Hoca. Ne istiyorsun o zaman? Oğlunu, torunlarını, aileni abinin elinden kurtarmak istiyor musun, istemiyor musun? İzzet'i bitirmek... Aileni elinden kurtarmak için buna ihtiyacın olacak. Yarın uğra atölyeye ama okuldan kaçmadan, tamam? Tamam, bakarız. Ne güzel oldu değil mi böyle sakin bir gün geçirmek? Evet, sağ ol. O zaman görüşürüz. 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 Resimle ilgili de konuştuğumuz şeyleri yapacağız ama biraz daha büyük bir tuvalde yapmamız lazım. Güvende değilsin. En yakınlarının ihanetiyle karşılaşmak üzeresin. Kocanı, oğlunu, aileni, her şeyini alacaklar senden. Tehlikenin farkına var. Sonun, düşmanın belli. Ömer,
Tuna! Anne. Oğlumdan uzak dur. Ailemden uzak dur. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum ama başaramayacaksın. Gamze, ne yapıyorsun? Yapma. Bir dur sen. Bir daha oğluma yaklaşırsan seni öldürürüm. Duydun mu beni? Seni öldürürüm. Git. Defol git. Gamze, çocuk korkuyor, görmüyor musun? Korkması gereken sensin. Defol git dedim. Defol git. Defol Gamze. Git. Gamze tamam git. Gamze, Gamze ne yapıyorsun? Git diyorum. Tamam git. Gamze sakin olur musun? Gamze. Tamam, git. Gamze. Git. Tamam git. Bir konuşalım. Dur ya tamam dur.